İzmir Adliyesi'nde büyük bir panik yaşandı. Gaz sızıntısı alarmıyla bina hızlıca boşaltıldı. Olay yerinde itfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Gazdan etkilenen 22 kişi teker teker sedyelerle ambulanslara taşındı. Her şey olabilirdi. İzmir Emniyeti olay yeri inceleme ekipleri hemen çalışmalara başladı. Olayda sabotaj izine rastlanmadı, rahat bir nefes alındı. Gaz sızıntısının nereden kaynaklandığı kısa sürede çözüldü. Doğalgaz sanılan kaçağın aslında yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında meydana geldiği anlaşıldı. Zehirli gaz tehlikesi olup olmadığını belirlemek için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi binada ölçüm yaptı. Ölçümlerde şu anda tehlikeli bir gaz seviyesi yok ortamda. Sistemin, söndürme sisteminin bu gaz kaçağından sonra gazı kestiği ve ortamda gaz yayılmasına engel oldu. Ama ilk etapta tabii bu kaçak sırasında bu teknik ekipte bulunan arkadaşların bu gaza yoğun maruz kaldı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra İzmir Adliyesi'nde mesai yeniden başladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gaz kaçağından etkilenerek tedavi altına alınanlara geçmiş olsun dedi.